Arkadaşlar merhaba. İzmir'i yorumlayacağım bugün. Bundan önceki yarışı 2 yaş programını yorumlamıştım. Videolarım da var. Takip edebilirsiniz. Kocaeli ve Yabancı Güney Afrika yarışı. Bugünkü üçüncü olarak da Cuma İzmir programını yorumlayacağım. Bu handikap analiz dediğim handikap sistemiyle çıkan atları söylüyorum ben size. Bunları vermeye devam edeceğim. Altılı koşulu bir altılı program var. Cuma İzmir programı. Az atla geçmeye çalışıyorum. Az at vermeye çalışıyorum. Çok vererek bir anlam ifade etmiyor. Yani 10 atla 5 at söylemek yorumculuk değil bence. İlk ayakta ben de birinci çıkan büyük at olarak, handikap puanı yüksek olarak 2 numara Silver Wolf var. 1 numara Baleci Sarip en yüksek handikapa sahip ama son 2 yarışından dolayı, tabela dışından dolayı vermiyorum. 60 kiloda ikisinden birinin yarışta ikincilik yapacağı en kötü yanıcındayım. 2 birinci at olarak çıkıyor. Akabinde 44 handikapta kalmış benim handikap sistemimde. Akarcak kanun var 5 numara. 50 kilolu hop atlardan da bir tane almam gerekir. Çünkü 50 kilolu atların şansı yüksektir handikap 16'larda. Mesafe biraz uzun olsa direkt aşağılara döneceğim. 1200 olduğu için yukarıdaki ağır kilolar değerlendirmem de her zaman. 10 numara Dream Soldier'da yazacağım. Yeriniz kalırsa da Baleci Salih. Benim sistemin birinci atı. Sürprizde kalmış. Değerlendirebilirsiniz. Geçiyorum ikinci ayağına. Handikap 21. Burada da sıralamada ağır kilo, hafif kilo olayları mutlak vardır. Her zaman için bunlara dikkat ederiz. Ben de birinci çıkan at 76 handikap puanıyla Kral Arthur oldu. Sistem bunu verdi. 5. sıralamada %5 oynanmış gözüküyor AGP'sinde. Yalnız ağır kilo tabii 60 kilo. Yanına bir hafif kilo mutlak olması gerekir ki ikili bitirirler zaten. Bir ağır kilo, bir hafif kilo. Burada da en uygun Özcan'ın Yıldırım'a bindiği Efeberk. Efeberk daha önce Manine'ye geçildi hatırlarsanız. Manine geçtiği için handikapı düşer, Efeberk yükselir. Efeberk de 63 handikapta kaldı. Diğer yanındaki atlara baktığım zaman eksiklerini gördüğüm için 8 üzerinde yoğunlaştım. 8, burada birinci at, handikapta da AKP'de de birinci at. Kral Arthur 2 numara ikinci at. Yeriniz varsa da Maruf Tay derim. Ama gördüğünüz gibi 58'e 63 Efeberk Martay'ın bayağı bir üzerinde handikap olarak. Efeberk birinci at, Kral Arthur ikinci at. Tek atabilirsiniz Efeberk'i. Bunu da söyleyeyim. Geçiyorum. Şartlı 4 bir yarışımız var. Şartlı 4'te büyük atım Demir Hasan çıkmış. Kullanacağım birinci atım olarak çıkıyor. İki yarışını kazanan Şifni Nefesi hatırlarsınız bu adı. Şifnililerden. Beyaz Martı kaçarak gider. Bitirmek bariyer dediğinde bitirmeye çalışırlar. Daha önceki Şifnili'nin yavrularını da hatırlıyorum ben. Ama Şifni Efes'inden yüksek bir at Demir Hasan. %7 ile 4. sırada sürprizli bir at. Kullanın derim. Para yaptırır altlarınızı. Zaten diğeri Şifni Efes 2. sıralamada %30'da. Arkadaşlar Haskaraca'nın geleceğine inanmıyorum. Haskaraca alacağını aldı. Handikapı yukarı çıkardı. Artık zor diye düşünüyorum tabela yapması. Handikap totosu çok güzel ama bence yeterli. Ondan büyük atlar var görüyorsunuz. 26, 35, 39. Bir de Tahtalı diye bir atım var. Bu da en düşük şartlarda en yüksek ve en düşük handikaplar ön planda her zaman için bende. En düşük handikaplar içerisinde de 18 handikapıyla ben de 3. sırada gösterilen Tahtalı. Ama dediğim gibi birinci atım 3 numara Demir Hasan yarış ağırlığını koyabilir. AFG'de 4. sırada. Tavsiyem bunlar bu yarış için. Geçiyorum. Burada kısa vadeli 7 dişi bir yarışımız var. Tekin var burada. İpek Kız Gökhan Kocakaya ile 68 handikapla yüksek handikapta kaldı bende. Prenses diye bayağı bir kazandı. Diğer yandan 4 numara da totosu gayet güzel. Ancak handikap olarak
yukarıda kalan bir Atipek'tir. Tabii Invention var 3 numara. O da yüksek çıkıyor ama son iki yarışından dolayı ben elemek zorunda kaldım. APG'de ikinci sıralamada. Ama İpek Kız'ın şut totosuyla, son formuyla Invention'ı, ondan yüksek handikaplı olan Invention'ı geçeceğini tahmin ediyorum. Son olarak da tek atar, buraya da tek geçersek yani gayet güzel bir bahisimiz oluşur. Şartlı 3'te, sonraki ayakta şartlı 3'te gene bir tek atımız var. Handikapörlerin verdiği handikapa göre gittiğimde 4 numara Robinson'u bana birinci at olarak veriyorlar. Bu ata diyecek lafım yok. 156 AGF'si var. Biz de tek oynamak düşer. Tek oynayacağız. Geçilir geçer. Yarın başka farklı şekilde karşınıza çıkarlar. Dereceler illaki önemlidir tabii ama kalite olarak 4 numara Robinson tek gözüküyor. Tek atma ihtimalimiz yüksek, atacağım ben. Geliyorum, bir maiden yarışımız var. Son ayak, altılının son ayağı. İlk defa böyle bir puanlama, handikap puanlama sistemi gördüm. Dişi at var işlerinde. Bir tane apprentice'i, formda bir apprenti en yüksekte bu çıkıyor. Mesafe 1900, dişilere pek yer vermem. Ama en yüksek handikap onda. Yani çok saçma bir durum olmuş. 23, 22, 21, 20, 19. Ya bu kadar birbirine yakın at olabilirdi. Olmuş. Şimdi bu grup içerisinde bana gelmeyecek at yok diye söylüyor handikap. Yani herkesin tuttuğu at olabilir, gelebilir ama bu grupta bu atlar içerisinde illa bu gelecek diye bir yorum yok ama burası haş arkadaşlar. Kapatın. Rahat bir yarış izleyin. Benden tavsiye. Bugünkü program, İzmir programı yorumlarım bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.